Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Fidan. Esma, kızmadın bana değil mi Doğukan'la konuşuyorum diye? Bak vallahi yemin ederim o geldi yani bir şey söylemek için. Tamam, kızmadım ya, tamam. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Ama bak sonra benim kafama kalkmak falan yok, tamam mı? Yok, söz tamam, söyle. Doğukan. Evet. Sormuyorum sana bir şey ya. Üf, kızım tamam söyle hadi ya. Bu Doğukan. Bir yere mi gidiyormuş, neymiş? Ha, evet zaten onu söylemek için benim yanına gelmiş. Benim yüzümden mi? Yani bir bakıma öyle, bir bakıma da bunlar sabah Volkan'la kavga etmişler evde. Çocuğun artık yani canına tak etmiş, ben burada yaşamak istemiyorum diyor. Ne diye kavga etmişler Volkan'la? Ya kızım bunlar Zeynep'i kapalı tutuyorlar. Ne? Abi bunlar nasıl bir aile ya? Neyse Allah'tan Elif Hoca bulundu da. Emir abiyle Elif Hoca bugün gidecekler Baykaraların evine. Halledecekler o işi, merak etme, tamam mı? Umarım ya. Da ben anlamadım, Volkan'la Doğukan niye kavga etmiş? Doğukan Zeynep'i görmek istemiş. Volkan da buna mani olmuş. Sonra işte birbirlerine girmişler. Bana bak, sen bana yalan söylemiyorsun değil mi? Bence şöyle yapalım. Sen git bunları onu direkt kendisine sor. Ya ne alakası var ya? Allah Allah, saçmalama. Ne var kızım ya? Yani kafana takılmış, üzülmüşsün sonuçta. Git sor. Ne? Üzülmedim ben. Ne üzüleceğim? Merak ettim öyle, sordum. Merak ettin. İyi. Merak ettiysen de güzel. Fidan. Pişman etme sana bir şey sorduğuma. Tamam ya, tamam ya. Ben sadece söylüyorum. Yani karşılıklı görüşseniz, konuşsanız iyi olacak da neyse. A, gerek yok. Gerek yok yani öyle bir şeye. Tamam. Allah Allah. Peki. Gel çabuk. Otur. Evet. Şimdi ben senden bugün hayırlı bir iş için bir şey isteyeceğim. Umarım doğru yapıyorumdur. Yani inşallah. Bu disiplin olayı için Arda ile sınıfta beklemeni söyledi Orhan Hoca. Yok artık ya. Okul çıkışını mı beklemiş? Arda sınıfta mı? Evet, orada. İyi, tamam. Sen gelmeyecek misin? Yok, ikinizi bekliyorlar. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Öyle artist eline mikrofon alıp da öyle kürsülere çıkarsan şimdi disiplinlik olursun işte. Disiplin mi? Sen disipline gittiğin için burada değil misin? Ne oluyor? Begüm! Begüm açsana kapıyı! Açsanıza! Açsanıza kapıyı! Sen ayarladın değil mi? Ciddi misin sen ya? Bir dakika. O zaman Fidan ayarladı. O 50 kere özür diledi benden öyle masum ayağına ama bu sefer kimse elimden alamaz bak söyleyeyim. Tamam ben yaptım. Fidan'ın bir suçu yok. Doğru. Sizin ailenin zaten geleneği bu değil mi? Böyle kızları odalara kapatmak falan. Söylediğine sen bile inanmıyorsun artık. Neyse ne. Kime yaptırdıysan ara gelsin. Açsın şu kapıyı, beni sinir etme hadi. Sanmıyorum. Ay sana kaldım çünkü. Kendim ararım. Ya ne yapıyorsun? Doğukan. Ver şunu Doğukan. Fidan, bu Esma beni bulduğu yerde saçımı başımı yolar yalnız. Yok yok, merak etme, hiçbir şey yapmaz. Hatta o sana teşekkür edecek. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu Esma arkadaşımız niye çıkmak bilmedi Fidancığım, ha? Biz böyle okul servisi gibi burada beklemek zorunda mıyız? Bekle işte, patlama be. Hayır,
Annem seni evde bekliyorsa diye soruyorum ben. Yok Kerime Hanım zaten hastanede bugün randevusu varmış. Zahit Baba ile gittiler. Bugün değildi ya. Bugün müydü? Bugünmüş. Bu Esma nerede kaldı ya? Levent Hoca ile onlar etüt yapacakmış da. Etüt mü? Gülendam. Hani şey oldu ya. Levent Hoca dedi ya Arda ile ikisine etüt yapalım diye. Nevzat amcacığım sen hiç merak etme. Esma'dan çıkınca arayacakmış seni. Tabii. Arar o Nevzat abicim. Biz gidelim eve. Bence bekleyebiliriz. Yok yani öyle kısa bitecek bir şey değil. En az 2 saat sürer. 2 saat. İyi o zaman biz gidelim hadi. Siz bir şeyler karıştırıyorsunuz ama benden kaçmaz canım. Kızım disiplin oturumu var ya işte. Bir şey söylemem ben. Oldu canım. Koz olarak elimde tutacağım Esma'ya karşı. Geç Gülen'im. Hadi geç. Geç ya. Ya açsanıza ya. Abi nasıl bir okul bu anlamadım ki. Bir kişi yok mu ya? Temizliğe falan da mı gelmiyorlar? Eninde sonunda geleceklerdir. Sen şu telefonumu verirsen daha çabuk gelecekler. Hadi. Of. Oturma eylemi mi yapıyorsun? Senin için pasif bir protesto biçimi. Niye sürekli bir yerlere gitmeye çalışıyorsun? Bulunduğun durumdan, duygudan kaçmaya çalışıyorsun. Belki de tam da bu anda burada olmamız gerekiyordur. Ne oluyor yani? Sen şimdi böyle entel dantel konuşunca ben etkilenecek miyim? Hı? Yemezler. Kağıda yazıp versin. Nasılsın sen? Bırak. Sanki sen mi yazdın ki o notları? Evet. Evet. Seni dinliyorum. Sen benden ne istiyorsun? Sadece konuşmak. Ne? Söyleyecek bir şeyim varsa söyle. Benim söyleyecek bir şeyim yok çünkü. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bütün okulun önünde. İyi, aferin sana. Tamam. Peki. Bence sen çok kendini beğenmiş bir insansın. Ne yaptığın da belli değil. Sen daha doğrudan kendi ailene bile karşı çıkamıyorsun ki. Haklısın. Haklıyım tabii. Ama bir söz var. Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir. Bilir misin? Bilmiyorum. Böyle şiirlere, sözlere falan sen bakıyorsun burada. Bu hayattaki en kötü şey bir insanın ailesiyle sınanması. Umarım yaşamazsın. Yaşamam. Benim ailem öyle değil çünkü. Benim ailem benim arkamda durur. Bana güvenir, beni korur, kollar. Yanlışa da sapmaz. Senin adına sevindim. Öyle olmasalardı peki? Her şeyi. Ne gerekiyorsa onu yapardım. Ama karşılarında dururdum. İsyan ederdim. Ama kendi doğrumdan şaşmazdım ben. Sence ben şaştım mı? Bilmiyorum. Yani orası biraz şaibeli. Sağ olsun Fidan seni gazlayıp duruyor bu ara. Ama benim kendi gözümle gördüğüm bir şey yok sonuçta. Bir daha böyle konuşamazsak bugün hayatım boyunca hatırlayacağım. Konuşursak unutacaksın yani. Yani konuşacak mısın?